Hadi. Biraz büyük patlama teorisinin neler ileri sürdüğünü düşünelim. Bunun yanında bu teoriye göre bugün neleri gözlemliyor olmamız gerektiğine de şöyle bir bakalım. Büyük patlama teorisi evrendeki tüm bu kütle ve uzayla sonsuz ama sonsuz yoğunluktaki tekillikle başlıyor. Tekillik kütlenin bile uygulanamadığı bir şeydir bunu nasıl anlamamız gerektiğini bile bilmiyoruz. Büyük patlama 13,7 milyar yıl önce gerçekleşmişti. Ama büyük patlamadan bu küçük, minik, sonsuz tekillikten hemen sonra evren genişlemeye başlıyor. İlk 100 bin yıl süresince evren hala çok yoğun. Öyleyse size bunu hemen göstereyim. Evren genişlemeye başlıyor ve belki böyle bir seviyeye ulaşıyor. Tüm evren sonsuz mu yoksa sınırlı mıdır? Dört boyutlu bir küre midir ya da her yöne sınırsız bir şekilde mi uzanır? Bilmiyorum. Belki burada veya şurada biraz kıvrımlıdır ve geri kalan her yerde düzdür. Bilemiyorum. Ama sonrasında evren tekillikten yavaş yavaş genişlemeye başlıyor ve hala son derece yoğun. Evren o kadar yoğun ki atom bile oluşmuyor. Yani sadece atomların temel yapı taşları var. Bunlar yani elektronlar ve protonlar öylece etrafta uçuşuyor ve her şey son derece sıcak akkor sıcaklığı ya da akkor plazma demeliyim belki de. Evet, ben akkor plazma diyeceğim. Biraz daha ileriye gittiğimizde daha iyi anladığımızı düşündüğümüz bir noktaya geliyoruz. Bazı eski fizik kitaplarına baktım ve bu numara son 15-20 yıl içerisinde gerçekten değişmiş. Bu yüzden belki ileride yine değişir. Evet, evrenin başlangıcından yani büyük patlamadan ki ben buna B nokta P nokta diyeceğim. Aşağı yukarı 380 bin yıl sonra evren yeterince genişlemiş oluyor. Her şeyi tam ölçüsüne göre çizmiyorum ama evren artık soğumaya başlayacak kadar büyük ve geniş oluyor. Etrafta fazla çarpışma olmuyor. Evren hala sıcak ama elektronlar, protonlar tarafından yakalanıp ilk hidrojen atomlarının oluşmaya başlayabileceği kadar yeterince soğumuş oluyor. Aslında yoğunlaşıyorlar ve tahminimize göre bu sıcaklık 3000 Kelvin civarında. Yani evren 3000 Kelvin dolaylarına düşüyor ama bu yine de yaklaşmak istemeyeceğiniz bir sıcaklık. Aşırı ama aşırı derecede sıcak. Ama bu an neden önemli olsun ki? Çünkü atomlar ilk defa oluşuyor. Hadi burada neler olduğunu bir düşünelim. Burada atomlar birbirine çarpıyor ve birbirleriyle etkileşime geçiyorlar. Bu çarpışma enerji salınımı ya da sıcaklık yüzünden bir foton salındığında hemen başka bir şey tarafından emilecek. Enerji salınımı olduğunda bu yine başka bir şey tarafından emilecek çünkü özellikle yüklü parçacıklar yüzünden evren çok yoğun. Ama burası o kadar da yoğun değil. Yani burada salınan şeyler uzun mesafe kat etmiyordu anında başka bir şeye çarpıyorlardı. Buraya geldiğimizde evren artık bildiğimiz evren haline gelmeye başlamış oluyor. Buradaki evren buradaki evrenden çok çok daha sıcak. Ama bu gayet sıcak atomlardan biri foton yayabilir çünkü sıcaklık 3000 Kelvin. Ve bu sıcak atomlardan biri foton yaydığında aslında o fotonun seyahat edebilmesi için yeteri kadar uzay boşluğu var. Büyük patlamadan 380 bin yıl sonra evrenin tarihinde ilk defa fotonları görüyoruz. Artık elektromanyetik ışınım var. Artık uzak, çok uzak mesafeler alabilen bilgiler var. Bu kabaca 13,7 milyar yıl önceydi ama yine de 380 bin yıl yaklaşık 13,7 milyar gibi bir yıldan bahsediyorsak çok da uzun bir süre değil. Bu bir basamağı bile neredeyse değiştirmiyor çünkü yüz binlerden ve yedi yüz milyon yıldan bahsediyoruz. Bu yüzden bu aslında çok küçük bir sayı. Yani hala 13,7 milyar yıl öncesi. Aslında 13,7 metre eksi 3800 yıl. Bu zamanda bilgi ve fotonların çoğu ilk defa hiçbir şeye, özellikle de yüklü bir şeye çarpmadan uzayda seyahat edebiliyorlardı. Diğer ilginç şey de bu yeni oluşan atomlar artık nötrdü. Peki bugün ne gözlemliyor olmamız gerekir? Hadi bakalım bir düşünelim. Bu fotonlar 13,7 milyar yıl önce salınmıştı. Ve bunlar evrenin her bir köşesinden salındılar. Evren o zamanlar çok homojen bir yapıya sahipti. Sadece çok küçük değişimler oluyordu. Ama yine de görebiliyordunuz çünkü evren akkorplazma diye adlandırdığım haldeydi ve yoğunlaşmaya yeni başlamıştı. Şu an evrenle ilişkilendirdiğimiz çoğu yapı oluşmamıştı bile. Evren o zamanlar oldukça sıcak hidrojen atomlarının etrafa yayıldığı gayet homojen bir düzene sahipti. İşte buradaki evrenin her bir köşesi... Hadi burada neler olduğunu bir düşünelim. Şimdi başka bir şekil çizeyim. Evrenin bu noktasından bahsediyoruz. Ve evren büyük patlamadan 380 bin yıl sonra bile şu anki halinden çok çok daha küçük. Ama diyelim ki şu an evrende şu noktadayız. O zamanlar daha dünya diye bir şey yoktu. Güneş sistemi de yoktu samanyolu da yoktu ve sadece birkaç sıcak hidrojen atomu vardı. Şimdi eğer evrende bu noktadaysak, evrende tam olarak o zamanlarda bu ışınımları yayan bazı noktaların olması gerekiyor. Aslında evrenin her bir noktası bu ışınımları yayıyordu. Evrende şu üzerinde olduğumuz nokta da ışınım yayıyordu. Bize yakın olan noktalarda ışınım yayıyordu ama buradaki ışınımlar bize daha önce ulaştı. Bunlar bize milyarlarca yıl önce ulaşmıştı. Ama bazı uzak noktalar vardı ki onların ışınımları bize ancak şimdi ulaşıyor olmalı. Bunu bir de şu şekilde düşünelim. Bu ışınımın bize ulaşması 13,7 milyar yıl sürdü. Bugünün gözlemlenebilir evrenini çizecek olsaydım aslında evren bu boyutta olmazdı. Evrenin boyutunu anlattığım videodan da hatırlarsınız. Buraya çizdiğim çemberden çok 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 daha büyük olurdu. Ama diyelim ki bu bugünün gözlemlenebilir evreni. Işınımlar bize ulaşıyor ve biz evrenin merkezindeyiz. Çünkü evrenin her bir köşesine aşağı yukarı aynı mesafeden bakacağız. Burayı netleştireyim. Biz evrenin merkezi değiliz. Biz gözlemlenebilir evrenin merkeziyiz. Çünkü her yönden sadece aynı mesafeleri gözlemleyebiliriz. Işık yüz binlerce ışık yılı uzaklıktan geliyor ve biz yüz binlerce yıl geçmişe bakıyoruz. Belki ilk olarak 1 milyon ışık yılı uzakta salınan bir ışık bize 1 milyon ışık yılı uzaklıktan geliyordur ve bu geçmişte 1 milyon yıl öncesine bakmak demek. Çünkü gördüğümüz ışık 1 milyon yıl önce salınmıştı. 1 milyar yıllık bir yolculuktan sonra bize ulaşan ışığı görebiliyoruz. Yani biz bu nesnelerin 1 milyar yıl önceki halini görüyoruz. Çünkü ışık o zaman salınmıştı. Aynı şekilde ışıklarını 13,7 milyar yıl önce tam olarak evrenin başlangıcında yayan nesnelere de bakabiliriz. İşte buradaki aşamaya, yani büyük patlamadan 380 bin yıl sonrasına da bakabiliriz. Şimdi bu ışık bize daha yeni ulaşıyor olduğundan biz bu ışığı 13,7 milyar yıl önce olduğu gibi göreceğiz. Buna benzer bir ışınım görmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bu ışık salındığında evren genişliyordu. Evren çok hızlı bir şekilde genişliyordu. Bu hız kavramınıza göre değişir ama sonuçta evren genişliyordu. Kırmızıya kayma adlı videoda ışık kaynağı ya da elektromanyetik ışınım kaynağı sizden uzaklaştığı takdirde ışınımın kırmızıya kaydığını öğrenmiştik. Buradaki diğerlerine göre yüksek bir frekanstaydı. 3000 Kelvin sıcaklığında kırmızı sıcak gazlardan oluşuyordu. Bu şeyler bizlerden uzaklaştığı için kırmızıya kayma olayı gerçekleşiyordu. Gözlemlenebilir evrenin gerçek boyutunu öğrendiğimiz videoda şunu öğrenmiştik. Bu elektromanyetik dalgaların bize ulaşması 13,7 milyar yılda sürse, o zamanlar bu elektromanyetik dalgaları yayan bu nokta yaklaşık 46 milyar ışık yılı uzaklıkta. En iyi hesaplamalarımız bu şekilde. Yani evren hala genişliyor. Eğer bu teoriye, buranın 3000 Kelvin sıcaklığa sahip olduğuna ve bu dalgaların kırmızıya kaydığını inanıyorsak, teorik olarak 3000 Kelvin sıcaklıktaki atomlardan salınan elektromanyetik dalgalara benzer bir şeyler görmememiz gerekirdi. Aslında radyo spektrumunda kırmızıya kayan bir şeyler görmemiz gerekir. Yani radyo dalgaları gözlemlememiz gerekiyor. Radyo dalgaları gözlemlememizin sebebi yüksek frekanstan ziyade dalgaların kırmızıya kaymasından dolayı daha düşük frekanslara dönüşmesi. Unutmayın, bunu fotonların 13,7 milyar yıl boyunca seyahat ettiği evrenin her noktasından görebiliyor olmamız gerekir. Bunu çevremizdeki her açıdan görebilmeliyiz. Bu yüzden bugünkü büyük patlama teorisine inanmamız neredeyse şart oluyor ve görüyoruz ki böyle bir şeyi gözlemleyebildik. Ayrıca söylemeliyim bu kesin bir şey çünkü evrendeki başka herhangi bir noktaya baktığımızda görüyoruz ki orası homojen değil. Evrenin her bir noktasında yıldızlar, galaksiler var. Bunlar artık atomlar değil. Artık bunlar yıldızlar ve galaksiler falan falan falan. Evrenin belli bir noktasında çok ışınım görüyoruz. Ve diğer noktalarında da hiçbir şey göremiyoruz. Buralar sadece karanlık. Ama bu doğruysa ve bu gerçekten olduysa etrafımızdaki her yönden homojen radyo dalgaları gözlemlememiz gerekiyor. 360 dereceden de daha çok bir açıyla üç boyutlu olarak radyo antenini doğrulttuğunuz herhangi bir noktadan bu radyo dalgalarını alıyor olmalısınız. Bu radyo dalgaları ilk salındığında çok daha yüksek bir frekansa sahipti ve daha sonra kırmızıya kaydılar. Ama bunlar 13,7 milyar yıl önce salınmışlardı. 1960'ların sonlarına doğru evrenin her bir yönünden gelen bu radyo dalgalarının keşfedildiğini görüyoruz. Bunlara kozmik mikrodalga arka plan ışıması deniyor. İşte biz daha uzağa, galaksilere ve galaksi kümelerine baktığımızda hepsinin bizden uzaklaştığı bilgisini alıyor ve bu gözlemi yapıyoruz. Hepsi kırmızıya kayıyor ve biz daha uzağa baktıkça daha kırmızıya kayıyorlar. Bu ve kırmızıya kayıp bizden uzaklaşan her şey büyük patlamanın varlığına dair en iyi iki kanıt. Umarım bu size yeterince ilginç gelmiştir.